Ondan sonra sana nasıl geliyor? Zorla geliyor. Tamam bana ne? Biraz yüksek geliyor. Neyse. Tamam abi başka şöyle yap. Bu da geliyor. Ha, istediğin için ne oluyor? Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Tefekkürle ilgili. Afaki tefekkür, enfüs tefekkür nasıl olacak? Nasıl olması lazım? Bu çok soruluyor. Kardeşler sordular. Şimdi Mısır'a mı? Daha da şey daha oki getirmiş dağıtsın. Onları tamam. Okuyacağız inşallah. Tamam. Ver bize de ver. Bizim, ya biz de Müslümanız da kardeşim. Ver ayran. Afaki ve enfusi tefekkür nasıl yapılır? Çok soğuk ya. Koy or abi. Masaya koy dinlensin. Kardeşim sağ olsun. İlem ey kardeş bil ki tefekkür barit ve camit olan gafleti. Barit soğuk değil mi? Soğuk. Camit taş gibi. Ölü. Adamda tefekkür diye bir şey yok. Olduğun gibi diyelim. Evet. Merak ettim. Fikir mevzu. Hareketi yok adamda. He. Tefekkür barit ve camit olan gaflet erden bir nur olduğu gibi. Nur. Nur diyor bak. Nur mu diyor? Allah Allah. İlk defa dikkat bir şekilde. Bir nur olduğu gibi. Subhanallah. Tefekkür barit ve camit olan gaflet erden bir nur olduğu gibi. Dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamlara yakan bir ateştir. Dikkat dahi, Zübeyir abinin dikkat üstünde çok şeyleri var. Çok he. Cepliğin okumuşundur. Şey bu nur içinde şey diyor. İlk defa dikkat bir şekilde. Nur diyor ya. Şey olan el küre bu şey var ya. Doktorum neydi o? Eyes my mayır mı? Ne? Az mı mı? Alzheimer. Hastalığı var ya. Onu okudum. Onunla alakalı Gazali ile bir şey anlatıyor da. Hafıza kaybı. Yani ona şey bunak yani. Şeyde olmuyormuş. Hafızlarda olmuyor şu Kur'an okuyan ama. Bir de ehli tefekkürde olmuyormuş. Ehli tefekkürde olmazmış. Bu bir de ehli tefekküre şeytan ve cinler erbaa kabise musallat olamaz. Ya o aslında ehli tefekküre gelmiyor. Gelemiyor çünkü zemin yok. Bak burada çok ilgimi çekti. Tefekkür çok yüksek bir ibadet. Çok yüksek bir ibadet. Nur diyor, nur. Nur diyor burada. Hani bir saatlik tefekkür. Ha Allah razı olsun. Mesela bir saat tefekkür şöyle. Böyle oturdu da adam bir saat tefekkür etti değil. Öyle olmaz zaten. O zor olur. Var da 10 dakika bugün ettin. Bir hafta sonra 8 dakika ettin. 3 dakika toplam. Bir saat tefekkür. Bir sene nafile ibadetin evladır. Tefekkürün saatin hayrı min ibadin senedir. Fakat sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde. Evet, fakat sen kendi nefsinde. Hı. Vücudunda. Vücudunda. Değil sadece. Varlığında. Ve içinde tefekkür ettiğin zaman derinliklere nüfuz eden batın ismi şerifin muktezasıyla inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasıl eyle. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Abi bir de tam tersini yapıyorlar, ha, itham ediyorlar. Böyle dersleri, batın dersleri yapınca, şey enfüs dersleri, siz nurculukta diyor, tarikat mı yapıyorsunuz? Anlamıyorlar. İşte oysa bak ne diyor, batını tefekkür ederken iç alemi, enfüsi, derinden derine, inceden inceye tetkikat yap diyor. Adam mesela tefekkür üzerine duruyoruz değil mi ya? Tefekkür nedir? Adam diyor ki çok diyor ona yükleniyorsunuz. Zoraki mana yapıyorsunuz. İbadetler düşündüğü yok tabii. Öyle şeylerle şey yok galiba. Zahir, lugatla geçiyor ya. Aslında tefekkür bir zevk sahası değil mi? Zevk değil, tekamül hakikati. Yani tekamül hakikati ama yani orada bir lezzet var yani. Tabii. Yani lezzet-i ruhani var tabii. Orada bir lezzet, ya tefekkür ediyorsun ama şuuru tefekkür ettiğin zaman lezzeti de kuruyor. Tabii, lezzet-i ruhani'dir o. O acayip bir onun gibi lezzet olamaz hiçbir şeydi. Onu diyorum ya, zevk o anlamda söylüyorum. Evet. Hadisler var, bir ağzı bir saat tefekkür, birisine nafile ibadetten evet. Değil mi? Dağda biraz önce dedim he. Evet. Batıl ismi şerifinin muktezasıyla inceden ince yavaş yavaş
ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasl eyle. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemalini tamamıyla tazir eder. Mesela diyelim orada insan penceresi var. Onu kendinde tatbik et, tefekkür et. Dahilden harcaya nasıl bakacaksın? Tefekkür, tatbik etmeye çalış. Cenab-ı Hak'tan yardım iste. Bu işin, bu işte nefsinin terbiyesini Cenab-ı Hakk'a bırakacaksın. Yani Cenab-ı Hakk'a kendine hocan olacak yani. Peki, Cenab-ı Hak. Bizden de şey isteyeceksin. Evet. Evet. Çünkü o hadis ve işe ilham şeklinde bildiriver bir anda bir şey. Evet. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Ama afakta tefekküre başladığın zaman, afakı şeylerde, ismi zahirin muktezasıyla icmalli ve süratli geç. Üstad nasıl bahsediyor yıldızlardan, bir kıvırsı kırardan, bin bin bir daha milyon büyük diyor, şu. Tafsilerde gibi gitmiyor. Evet. Bize lazım olanı vermiş. Evet. Ama afaki, afakta tefekküre başladığın zaman ismi zahirin muktezatıyla. Burada ismi batında ismi zahir. Ha, demek ki o zahir yani batını, izahını istemeyen hangi modeldir? Yani hangi tiplerdir? İsmi zahir. İsmi zahirciler batını böyle ilgilerini çekmez. İzahın da ağır gelir. İsmi batıncılar da batını bak dikkat edin. İsmi batıncılar da zahirden rahatsız olmaz. Çok ilginçtir. Niye? İsmi batına geçenler zahiri de bitirmişlerdi de zahirden de lezzet alıyorlar. Yani ama her batıncı, şey zahirci batıncı değildir. Ama her batıncı aynı zamanda zahircidir. Yani çünkü batına geçiş olur, zahirden geçiyor. Oradan geçiyor. Onun için yani. Onun için olur. Evet. Bazıları izah istemez. Hem afakta tefekküre başladığın zaman ismi zahirin muhtezasıyla icmali ve süratli geç. İçine ve derinliklerine inme. Hem nazarı bir şeyde taht edip durma. Mesela sineğin çapı, şey bağırsağın çapı nedir? Güneşin detayını derste anlatmak yani. Koca güya mana tefekkür edeceksin. Yok, icmali geçti. Sinek de boğuluyor adam burada şimdi. Boğuluyor o zaman. O fenin inceliklerine girmeye. İcmal yapması lazım yani. Belki yalnız kaidenin izahı hacesine göre yap. Çünkü bunda sanatın şaşası onun icmalinde ve mecmunda daha çok eli, daha çok celi, bahir ve güzeldir. Yoksa aksine yaparsan o sahilsiz denizde boğulur gidersin. Adam profesör olmuş. Biyoloji memnun olmuş, boğulmuş gitmiş maddenin içinde. Evet. İşte eğer orayı, yani ismi batın tecellisi inceklerin mazharı olan enfüs dairesini tahsil edip burayı yani afakı icmal edersen vahdete yakınlaşmış olursun. Cenab-ı Hakk'ın birliğine yakınlaşmış olursun. Ya o zaman sana cüziyatlar ecza hükmünü. O zaman sana cüziyatlar ecza hükmünü envada kül hali alır. Onların muhtelif olan vaziyetleri müptezic, imtizac etmiş. Mümteziş halleri de mümteziş halleri de müteehhit olup Allah Allah kuvvetleniyor gittikçe müteehhit olup nur yakin ondan feveran edecektir. Yani o birbirine zahirde gözüken parça parça farklılıklar var ya batına geçtikçe tefekkür edince göreceksin ki ne kadar batına geçtikçe batında tek şeydir. Yani mesela şöyle diyeyim. Zahirde şeytan ve melek en kötü bir sıfat. Ona gitmeden değil, buz. Geç arkaya, su. Geç arkaya, H2O, enerji falan. Teke iniyor. Şimdi şeytan, burada şeytan, arkada şeytan değil. Mudil esmasının, esma şeytan olur mu? Hayri ve şerri, Allah yarattığı şey. Allah dedi ki buna şeytan deyin, oldu şeytan. Şimdi eğer bu ehli tevhid, niçin söylüyorum? Ehli tefekkür... Öyle bir terakki ediyor ki o buradaki farklılıklar orada müttehit oluyor, tek oluyorlar. Asal tefekkürde bir sınır vardır yani şimdi. Tefekkürde vardır, şöyle vardır. Allah zatımı tefekkür etmeyin diyor. Yok, o boyuttan değil de yani. Onun dibi yok. Ötekisi o duyuyor. Yoksa yani Cenab-ı Hakk'ın zatından değil de esma ve sıfatını istediğin kadar et. Hadis zatiye tabiri var. Kaderin belli bir kısmını tefekkür edebilir.
Kaderin yok. Kaderi tefekkür edersin. Hangi mezhebe? Hayır. Allah'ın zatının dışında her şey nihayetsiz tefekkür edilebilir. Bugün de namaz dua tırma geldi de. Bak kader. Allah'ın hikmeti bak bu da soruyor. Kaderi anlaman için kaderin alt veri tabanını anlamadan kader anlaşılmaz. Ders yapmış benim kaderle. Kaderin altyapısı var. Evamiri tekmine, taayyun, teşahhus. Var ya böyle. Nizam, intizam, mizan. Şu an Lemalar 336'da. Şöyle diyordum, hangi millet geldiğinizde, hangi ülkeden alınır? O şey değil, onlar basit, o suret. Ben kaderin doğa altından bahsediyorum, Murat. O hangi şeyden geldi, ne yaptın, Allah biliyordu falan. Ha, bu yok, bunlar basit, böyle avami, klasik, sokaktaki şey sorular. Ben ondan bahsetmedim, biraz daha aşağıda. Kader, şu kainatta tasarruf eden esma-i ilahi ve esma-i fiilenin hulasasıdır. Evet abi. Evet. O ki evet, şuradan bir daha. Fakat eğer bunun aksini yaparsan, yani kendi nefsinden mücbel geçip afakta tafsilede girişirsen tersini yapmış olur. O vakit kesret seni teşeddüte uğratıp yani o zaman basit şeyler seni hakikattan uzaklaştırıp evham da seni havalandırır. Evhamın kaynağı. Şimdi dürbünün burada söyleyecek zaten. Dürbünün tersiyle bakmak gibidir. Niye? Kendini tahkik ederken, tahlil ederken, incelerken icmali geçti. Hiç araştırmadı. Ama güneşin çapı ne kadardır? Sineğin bağırsağın bir şey nedir? Damar, mesleğin başka, ona usta teşvik ediyor. Damarın işte çapısı büyüktür, doktor o ya. Ha onun işidir. Ama benim gibi adam, efendim damarın çapı, bana ne lazım o kadar yani? Ama inceden inceye yaparsam evham beni havalandırır. En nihayet gide gide iş bu tabiata inkılap edebilir. O zaman cüz'iyatlar sana ecza gibi genişlenerek seni çekip bir cüzde belki bir cüz'ü layete cezada sıkıştırıp boğduruyor. Yani bizleri de boğup gideceksin yani. Şey de öyle diyor. Başka bir yerde mesela de zerrede atomuna mezar olur diyor. Zerre. Evet. Bittiyse bir kalp vereyim sana. İşte dalalete incirer eden kesret yolu budur. Dalalet götüren kesret yolu. Abi bir de şu kaptan yapar mısın? Enfüsüyle yapalım mı? Enfüs işte. Şey. Bu enfüs iki türlüydü. Tamam o zaman ötekisini de yapayım o zaman dur. Onu da açayım sana dur. Onu da açayım sevgili açayım abi. Açayım da sayfa burada yazın. 189'da ben bunu sana vereceğim dur. Bunda da olması lazım. Bunda da var tabii canım. 189'a gideyim dur. Burada daha derdiş. 189 147 şurası. ...123'te var bir tane daha. 123'teki... ...okuyalım bakayım onu. 123. Afaki malumat. O 270'te. Şurada 270'te abi. Ya ikincisi bu, ikincisi. Ah şu, evet. Evet. Heh. Burada biraz farklı söylüyor da. Burada da, evet. İlan, ey kardeş bil ki... ...afaki malumat... ...enfam ve vesveselerden hali değildir. Ya. Fakat eğer enfüsi malumata isnat ederek, enfüsi malumata isnat ederek dayanarak, vicdanda bizzat meşhur olan ulum ile ittisal feda ise, o zaman belki ihtimalatı müz'iceden tasavvuf edip menfaat olabilir. Öyleyse daima merkezden muhite nazar eyle. Dahilden harc ediyor, merkezden muhite bakmak lazım geliyor tefekkür ederken. Sakın tersini yapma ki baş aşağıya düşmeyesin. Evet. Bir de şu 68 Habbe bir de nereyiz lan? Habbe'deki şeyi bak şurayı 122'ye aç abi. 122 bu da değişik bir noktadan bakış. 122 122 abim dördüncüsü. Neresi bu acaba ya? Şu. Dördüncü hakikat. Ey yana, bil ki senin başına dolanıp sarılan
ilmi icat silsileleri senin enaniyetine bitişen, bağlanan şuurice sınai satırları ve hem nefsinin ve zatının fıtri ihtiyacatı elleriyle aldığın imdat ve icat vesileleri ise katiyen delalet ediyor ki... Sen abi buradan okur musun? O biraz şey yapmış. Şu dördüncü akıllı. Ey nefis! Bak işte. Kainatın uzak çöllerine gidip sani ispatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulbecek hükmünde bulunan içerisinde oturduğun cisim kafesine bak. Senin o kulbenin duvarlarına asılan icat silsilelerinden, hılkatın mucizelerinden, harika sanatlarından, kulübenden harice uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerine yükselen ah, oh beyninler lisan haliyle istenen yardımlardan anlaşılır ki o kulübeyi müştemilatıyla beraber yaratan Halık'ın bu ah eninler işitir, şefkat ve merhamete gelir. Hacet ve amalin ne varsa taht-ı taahhüte alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük hücreatın nidalarına lebbek söylen o sani semi ve basirin senin dualarını işitmemesi, o dualara müspet cevaplar vermemesi imkan ve ihtimal var mıdır? Binaenaleyh ey bu küçük hücrelerden mürekkep ve eneyle tabir edilen hücre-i kübra, o kulübeciğin küçüklüğüyle beraber dolu olduğu harika icatlarını gör, imana gel. Ya ilahi, ya Rabbi, ya Halık'ı, ya Musavviri, ya Maliki, ya Aman, levh-ül mülkü velham, senin mülkü ve emanetin ve vediyen olan şu kulübecikte misafirin maliklerim de o batıl temellik davasına vazgeç. Çünkü o temellik davası insanı pek çok elemlere maruz bırakır. Abi bir de bir yer yapalım. Kesiyoruz. Şu Nader abi. Biliyordun sen. Habbi abi. Hub abi şu. Kalp bir şey mi? Kalp abi sen. Öyle zaten bütün mesele şey kalp. Oraya gir de böyle bir rahatlayalım. Nereye gitti o? Burada biraz daha farklı anlatıyor. Tamam oraya açarız. Yine büyükte. Tamam. Büyükten okuyalım. İnsan çekirdeği olan. Tamam oradan okuyalım. Bulsan orada. Habbe. Çünkü orada bazı yerler gizli kalmış. Habbe. Aha. Kalp ile vicdan mali iman. Üstad demiyor bunu. Evet doğru. Evet. Abi şuradan. Hadis ve elham delil iman. Şuradan abi. Habbenin. Tamam buradan. Tamam sen insan. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ilem. İkinci ilem değil mi? Tamam. Şimdi tamam. Çok güzel bir yer. Nadir abinin sağ olsun. İlem. Ey kardeş bil ki insan şecai hakikatin semeresidir. Şecai hakikat ne demek? Açıkla bakalım. Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler. Evet. Kab kavsiyeninden aşağıya arş-ı azam, lef-i mahfuz, kürs, daire ilim, daire alat, cennet, cehennem. Yani Allah'ın dışında yaratılan her şeyin hulasasıdır. Bu kainat bir şube gibi bir şeymiş. Her şube. Hmm. Evet. İnsan şeceri hakikatin semeresidir. Semere ise Allah Allah. İnsan semeresidir diyor bak. Bütün ağacın en ekmeli ve kökten en uzağıdır. Şeceri hakikat da deniyor değil mi? Evet. Şeceri hakikat da aynı. Onu. Hem ağacın bütün ezasının hasiyetlerini kendinde cem eden harika bir şeydir. Bak, bütün kainatın hasiyetini kendisinde cem etmiş. O zaman hani derste diyorum Nadir abi, insan kainat sürecinin bir neticesi değil. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın evvelidir. İnsan Ekber anlatıyor yani. Evet. O insan Ekber, bu insan Asgar. Ya. Yani hakikat-ı Muhammediye cihetiyle diyor şu anlar 218'de. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın evvelidir. Kainattan öncedir. Evet. Ağacın bütün ezasının haziyetlerini kendine cem eden harika bir şeydir. Ne varsa şicari hakikatte numunelerimizde de var. Ya bu akşam buna ait bir rüya gördüm de. Birisine anlatıyorum. Dedi ki, sen dedi bir tanesi, insanı çok yüceltip enesini tahrik ediyorsun dedi. Hayda. Rüyada. Dedim ki, ben insanı o kadar büyük gösteremiyorum. Keşke göstersem. İnsan bunu bildikçe, tanıdıkça dedim o rüyada.
daha çok kendine kıymet verir, kendisini çöplükte harcamaz. O küçük de küçük biliyor, gene ondan daha küçük. Ondan sonra baktı, dedi ki doğru söyledi. Aynı tevafuk etti şimdi de. Rüyada almıştı. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir, hadi bir onu tamamlayalım da, baştan alayım bir de. Ey kardeş bitti insan, şeceri hakikatin semeresidir. Semere ise bütün ağacın en ekmeli ve kökten en uzağıdır. Hem ağacın bütün hasiyetli, eczatının hasiyetlerine kendi cem eden harika bir şeydir. Öyleyse böyle bir semerenin baki kalması ve istikbale muhafaza edilmesi lazımdır. Kim? İnsan. İnsan ama insan. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir Celle Şanuhu insan evinden birisinin şekildeki insaniyesinden o şeceri halikatı imbat ettikten sonra imbat genişletip genişletti. Tekrar Fatır-ı Zülcelal aynı o insanı hırkat ağacının en ayrı semeresi kılmıştır. Hem çekirdek hem semere. Peygamberimiz Aleyhisselam kainatın evveli cihetiyle kainatın çekirdeği, sonra kainat imbat etmiş, basit etmiş, genişletmiş, ağaç yapmış. Yani çekirdek ağaç ilişkisi nasılsa insan kainata böyledir. Ve sonra da Cenab-ı Rahman o semereyi şeceri İslamiyet'e bir çekirdek yapmış ve alim İslamiyet'e bir sirac ve onun mazmesine bir güneş kılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam da bu sefer hani çekirdekten ağaç, ağaçta meyve, meyvede tekrar kökün çekirdeği var. Şimdi kainat, insan Nur-u Muhammedi'den kainat yaratılıyor. Meyve insan, tekrar o insan meyvesinde hepimizde var. Peygamberimiz Aleyhisselam da açığa çıkmış. O hakikatla da İslamiyet şeceresi ortaya çıkmış. O çekirdeki asli bu kainatın güneşi odur diyor usta. Evet. Bu kainatın güneşi. İnsan ekber. Mahiyeti insana, biz insanın gaybı mümkündürüne bakıyor zaten direkt. Evet, ona bakıyor. Yani insanlık bir tanedir. Çok çok insan yok. Tek bir insan ekber hakikati vardı. Başka yok yani aslında. Peki bunlar nedir peki Nadir abi? Bu? Evet. Biz bunlar ne? Siz inikasları mıyız? Evet, bu şey yani artık. Temessülatı mı? Temessül hükmünde, evet. Yani bir tane var güneş. Aynalar nispetinde güneş gözüküyor ama güneş bir tane. Diğerleri ne oluyor dersin? Onun hayatının eczası efrad ve cüz'iyatı oluyor. Evet, o hali hissi cihette tefekkür etmek, kalben biraz inşaat etmek lazım. Oradan bakmak lazım geliyor. Bu alemin, dünya varlığının güneşi Peygamber Efendimiz. Bak ne dedi? Çok hoşuma gidiyor bu cümle. Oradan bakmak lazım. Çünkü burada bakış noktayı, bakış yerini Cenab-ı Hak vermiş. Dahilden harika merkezden burada bakmak lazım. Kalbinden bakacaksın. Vallahi çok hoş. Nasıl bakacağım? Cenab-ı Hakk'a isteyeceksin, dua edeceksin, yalvaracaksın. Evet. Vallahi çok önemli bu. Dahilden harice bakmak. Merkezden buydu. İşte Cenab-ı Zat-ı Kadir Celle Şanuhu insanlarından birisinin çekirdeki insaniyesinden o şecih hakikati inbat ettikten sonra tekrar o Fatır-ı Zülcelal aynı o insanı hırkat ağacının en ayrı bir semeresi kılmıştır. Ve sonra da Cenab-ı Rahman o semereyi şeceri İslamiye'de bir çekirdek yapmış ve alim senede bir sıraç onun mazmesine bir güneş kılmıştır. Öyleyse semerenin içindeki çekirdekler bir kuvvet olarak kendi aslı gibi semeresi oldu. Ağacın bütün levazımatının müştemil olması lazımdır. Evet, mesela bir incir tohumu. Bütün bir incir ağacı içinde sakladığı gibi küçük incir şeyi. Çekirdeğin küçüklüğüyle beraber bir ağacı ne kadar büyük olursa olsun tazamın etmesine büyüklüğüne münafi olmaz. Ben ismimi değiştirmiştim kaç sene önce. Cilve-i Nur-u Muhammed'i de yazmıştım. Adımı yani kaç sene önce. Çünkü Nur Muhammedi'den yaratıldık bizler. Evet. Neydi abi? Çilve-i Muhammediye mi? Evet, öyle bir şey yapmıştım. Hem madem insan bir semeredir, öyleyse onda onun çekirdeği olacak bir nübhabbesi olacaktır. Çekirdek kalp. Kalbi inkişaf ettirmek lazım. Kalbimizi açılıp inkişaf etmesi istemek lazım. İmanın mahalli kalp zaten. Kalp ile bize mahal iman, hadis ve ilham deli iman. Hadis ve ilham Cenab-ı Hak nefsini Cenab-ı Hakk'ın Allah'a bırakacaksın, o seni ummadığın anda tak bildirecek, bir anda. Ama ne zaman, nasıl, ona bırakacaksın, onun vazifesi. O boyuta çıkmak için
Abi oradan bakmak. Yok pek yok, zor bir şey değil. Sadece samimi yalvaracaksın, yakaracaksın. O kadar yani. Samimi. Mütevazı Allah'a karşı. Allah için meziyet ha. istemiyor Allah. Ya ben seni bırak, beni bırak bir tarafa ya. Sen onu bak, ondan iste. Ben yapamam, edemem, bunları bırak şimdi. Biz yapacağız, biz bir şey yapmıyoruz. İsteyeceğiz sadece. Bizim bir şey yapmaya zaten bir şeyimiz yok. Zaten bir hiçliğimizi bilmekten mükellefiz. Hem de nihayetsiz bir hiçliğimi bilmemiz icap ediyor. Çünkü buradaki her şey, konuşan, gören, işten, bir kimde, onun tecellisi, her şey onun tecellisi. Onun tecellisinden başka bir şey olamaz ve yok. Hiçlik içinde, hiçender içinde üstad. Hatırladın mı? Evet. Ne demek? Hiçlik içinde içimde. Yani bu hiçliğini bilmek çok önemli. Aslında bu hiçliğini bilmek, dün de yapmıştık, yok olmak, yok değil. Hiçliğini bilmek de nihayetsiz bir vücudu kazanır. Hakiki varlığa kavuşuyor. Hakiki varlığa. Cenab-ı Hakk'ın yalnız vücut sahibi Cenab-ı Hak'tır. Evet, var olan yalnız O'dur. Cenab-ı Hak ben kendi kendimi tanımak, bilmek, görmek için yarattım. Hadis-i Kutsi var ya, onun için yani. Yoksa... Buradakiler yani, gölgedir. Yani. Hakiki değil. Şimdi aklıma geldi biliyor musun? Hani her şeyin bir doktoru var da bu da ilaç doktoru gibi geldi. Evet, elhamdülillah. Çok hoşuma gidiyor. Bunun cümlesi şu. Kainatı diyor biraz önce dedi ya. Beni çok etkileyen adı biraz önce. Kainatın bütün her şeyi insanın etsa ve efradı. Ve buradan kainata bak. Orada yazıyordu. Dahilden, kalbinden harice bak. Çok etkiliyor. Kalbin, ruhu, kalbinden bakmaya alış. Vicdaniyetinden. Onların imanın mahalli burası. Dikkat et. Orada Cenab-ı Hak tecelli ediyor. Onun nuru bu. Kalpte tecelli ediyor. Ben yarattığım alimleri sığmadan beni seven mümine kalbine sığdım diyor Cenab-ı Hak. Evet. Nerede kaldık? Abi ben de nerede kaldık ben anlamadım ki. Vallahi çok hoş. Şey kalmadı Nadir abi. Yemin ederim. Boyuta çıkardın mı? Yok abi. Zerre kadar vücut şeyimiz yok bizim. Her şey Cenab-ı Hak'tan. O ne kadar acayip bir şey. Allah'tan katiyen yani. Evet şüphesiz. Şuradan oku, bir yerden oku abi. Ha oradan başlayalım. İşte o çekirdek ise, kalptir. Evet ben habbe-i kalpte. Ha ben habbe-i kalpte. O bak o cümleye bak. Ben habbe-i kalpte. Habbe-i kalpte ihtiyaç vasıtasıyla alemin bütün envaiyle. Belki umum ezelse alakadarlıklar gördüğüm. Bütün kainatı istiyor o kalp. İstetene bak. Hem onda bulunan şiddet bir ihtiyaç, azim bir fakirle Esma-i Hüsna'nın tek tek her bir ismin tecelliyatının umumluğuyla rabıtalarını müşahede ettim. Adeta alimin ezzavara dediğince o kalbin hacetlerinin dünya dolusu düşmanların varlığını müşahede ettim. İşte böyle bir kalp elbette hiçbir şeyle mutmain olamaz. Ancak onu her şeyden müstahane kılmaya gücü yeten, her şeyden onu muhafaza edebilen birisiyle mutmain olabilir. Her şeyle alakalı olan bir kalp. Bir şey bak. Her şeyle alakadar olan bir kalp bir şey tatmin edebilir mi? Ancak her şeyle alakadar olan kalbi her şeyin sahibi tatmin edebilir. Hem yine ben kalpte alemin mecbubu bir harita. Bütün kâhı. Bak. Terakki ediyor adam. Bak. Kalbine bir bakıyor. Bu burada olacak. Bu cennet burada, cehennem burada, bu burada, bu burada, bu burada. Ya onların içinde, içimizde zaten bizim. Biraz dikkat etsek kainatın kendi içimizde olduğunu göreceğiz yani. Evet. Cennet ve cehennemin olacağını kesinlikle burada gözüküyor. Çünkü harita gibi temsil eder diyor. Burada yazıyor zaten. Alemi alem, bütün alemleri. Bütün alemi temsil eder. Hani ekranda seyrettiğin gibi kalpte şey oluyor. Evet. Bütün alemi seyrediliyor. Hem yine ben kalpte, alemin mecmuu bir harita. Mecmu harita. Bir feriste, bir numune ve bir timsal gibi temsil edebilir. Timsal gibi temsil edebilir bir kabiliyet gördüm. Kalbe bu kabiliyet verilmiş. Ve o ya temessül ne biliyor musun? Güneşin temessülle her yerde olabiliyor ya. Bu kalp de temessül hakikatine sahip. Her yerde olabiliyor. Ki olacak zaten cennette. Bir anda birçok yerde bu ehadiyet tecellisi oluyor. Burada ne kadar tecelli etmesin cennette bir anda kaç binler yerlerde bulacaksın. Üstad bin yerde birden bulunur demiş talebelerine. Evet öyle yazıyor zaten. Evet. Bin yerde. Ve o kalbin içindeki merkezi ise vahid hayattan başka hiçbir şeyi kabul edemez. Ebed ve sermetten gayrı hiçbir şeyle razı olamaz. Bir vaziyette müşahede ettim. İşte böyle bir çekirdek ki habbe kalptir. Onun suyu İslamiyet, ziyası da imandır.
Binaenaleyh şu hakikat eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı altında nasıl inkişaf etmemiz lazım? Ubudiyet ve ihlasın toprağı altında itminan peyda etse, mutmain olsa. Cenab-ı Hakk'ın rızası uygun. Demin nasıl alasa, olacakmış? Ubudiyet ve ihlas mı? İhlas. Binaenaleyh şu habbe-i kalp eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı. Hani emretin namazı da ta delikanlı kıl, şey kıl böyle ya. Namazdan sonra iste bu hakikatleri. Bak nasıl oluyor yavaş yavaş. Evet. Bizim yolumuza gidinler, biz yollarımızı gösteririz diyor. Tarikata var ya, ayette Cenab-ı Hak söylüyor. Biz yollarımızı gösteririz diyor. Hadis ve ilham de imanın delili oluyor zaten. Evet. Hadis ve binaenaleyh şu hakikat eğer ubudiyet ve ihlasın toprağı altında. Ubudiyet ve ihlasın, ihlas şart. Sırf Allah rızası için şart. Evet. İhlasın toprağı altında itminan peyda etse, mutmain olacak duruma gelse. Nefsin perdeleri var ya. Neydi onlar? Nefs emmare, nefs-i levvame, mülhime, mutmaine, raziye, natika. İtminan peyda etse ve İslamet abayet ile iskat ederek, İslamet abayet ile iskat ederek, İmanla intiba gelirse, imanla intiba gelirse, o zaman o habbe kalp, kendi âlim-i cismâsine bir ruh olacak olan âlim-i birden, nurani ve misal-i şeciri imbed edilir. Cenab-ı Hak oradan bir şey çıkartıyor. Âlim-i birden şey çıkartıyor, tamam bu kul bu şey layık oldu. Emir geliyor, nurani bir şey oluyor artık o. Demek ki nasıl inkişaf ettireceğiz? Nurani bir vaziyet alıyor. İslamiyet suyuyla yaşarsak fıtratımıza su vermiş oluruz. İmanımızı terakki edersek, imanın nuruyla, ubudiyet toprağı altında, ubudiyet de toprak gibidir. Ve Kur'an'ın tarifi gibi yaşarsak, bu da evamir Kur'an'ı imtisal ile insan neşrinema bulur. Yani nasıl biz tefekkür edeceğiz, nasıl bunları inkişaf ettireceğiz diye soruluyor ya. İslamiyet suyuyla, güneşin ziyasıyla, İslamiyet eylem. Eylem. Yani ubudiyet ayrı, İslamiyet ayrı. Yani menduplarına, müstehaplarına, şeriatına, ahkamlarına dikkat edeceğiz. Evet doğru. Bir çekirdek nasıl inkişaf eder arkadaşlar? Toprak lazım çekirdeğe. Su lazım çekirdeğe. Yani güneş lazım çekirdeğe. Bir de muamele lazım yani, gübredir, eşelemedir falan değil mi? Tabii. Aynı bu kalp de böyle. İslamiyet suyuyla, imanın ziyasıyla, tefekkür etmek ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur'an'ı imtisal ederse, muamelatımızda yani. Alim emirden emir çıkıyor, nurani bir emir. Allah emir veriyor, bu kulum, hak etti. Bu kulumun diyor kalbini şöyle şöyle yapın. Artık neyse bilmiyoruz artık. Emir çıkıyor, imbad ediliyor. Genişliyor. Fakat burada seyrediyor bütün alemi. Eğer o habbe kalp zaten oradan her şeyi seyreder gibi olmak lazım. 18 alem her şey. Leyla'nın buradan mı seyrediyor? Bu zerrecik vücudun hadsiz bir aynesi nihai imbisat. Kalp nihayesi imbisat edebiliyor. Nihayesi aynesi nihayetsiz olması lazım. Nihayetsiz ayadalı kabiliyeti vermiş. Bunlar yani katı hakikat olan meseleler. Yavaş yavaş bize yerleşecek bu hakikatler. Evet. Nihayetsize nihayetsiz aynelik. Cenab-ı Hak bizi nihayetsiz aynadarlık etme kabiliyeti vermiş kendisine. Kalp ayna oluyor. Cenab-ı Hak diyor ya, ben müminin kalbine sığındım. Evet, kainata sığmadım. Sığdığı bir yer kayıt olmaz. Ben senin müminin kalbine sığdım. Bak şimdi, kainat mahluktur. Halik mahluka sığmaz. Kainata sığmadım ama insan kainatın içindedir. İnsan kainatın içindedir, insan içinde kalp vardır. Ben kainata sığmadım, beni seven müminin kalbine sığdım diyorsa ki, diyor hadis-i kutsi, insanda bir taraf var ki mahluk değil. Kalbi imbisat edince? O mahluk olmadığını ispat ediyor bu hadiste aynı zamanda. Kainata sığmadım, insana da sığmadım. Ama beni seven müminin kalbine deyince, kalbinde bir yersiz yer, makamsız makam dediğimiz eneş. Mahluk olmayan bir şey olması lazım ki Allah oraya sığ şey olsun yani, zahir olsun.
İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Şu anlar 9. sayfada anlat. Demek bu da neyi ispat ediyor? İnsanda bir özellik var ki mahluk değil. Ama vacip de değil. Mahluk da değil. Buna berzah diyor. 258 varla da buna mec'ul diyor ustad. Mec'ul. Nereye benziyor? Aynadaki güneş. Güneş değil. Aynada değil ama aynadaki güneş güneşin haysiyetine sahip. Aynadaki güneş. Güneş değil. Aynada değil. Değil de değil burada duruyor. Buna ne denilir? Ne aynıdır ne gayr. Berzahtır. İnsan da böyledir. Şey insanın enesi böyledir. Dışarıdan git o şemse zeyretin. Yani esas güneş. Doktorum bir şey diyecektin. Bu sığırdın diye abi ne anlamıyor mesela? Ha? Ben Mümin kavmine sığırdım diyor. Ne demek istiyor? Yani o tabi 9. sayfada şu alarda diyor ki ehadiyeti zatiyesiyle Allah en zatiyle bakın kainata Allah zatiyle yoktur. İlmi, iradesi ve kudretiyledir. Kainata. Ama insanın kalbinde zatiyle tecelli ediyor. Ehadiye, sır ehadiyetle diyor. Sırrı tevhidle diyor. Orada 3 tane madde sayıyor. Şimdi miraç ehadiyetin en geniş dairesi olmadı mı? Evet. En geniş daire. Yani o şualarda nasıl sığdım ne demek? Şualar 9. sayfada. Yani ehadiyetin en geniş dairesiyle en cami bir aynadarlık yapabilmek kabiliyeti var insanda. O kabiliyeti aynı samet oluyor. Ehadiyet. Evet. Ehadiyetin geniş dairesine yaklaşıyoruz. En geniş dairesi. En geniş dairesinde. En geniş dairesinde peygamberimiz şeye vuku buldu. Diğerleri de derecesine göre oluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'a çok yakınsın. Nasıl, neye sığdım işte Mehmet çok yakınsın. Bu. Sığmak o yani böyle. Ancak Allah'ın zatını kainat kaldıramaz. Kainat gösteremez. Aynadarlık edemez. Ancak batını kalp olan ene ki üstadımızın tabiriyle ene ve bu cihetle mec'uldur diyor. Mahluk denilemez ama vacip de değildir diyor. Barlaya. Orada ancak ifade edilebiliyor. Evet. Fakat eğer hafiye kalp İslamiyet ab hayatıyla iska edilmezse kurumuş ve büzüşmüş bir çekirdek haletinde kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yakılma seza alacaktır. Hiç inkişaf etmeden giderse yazık hiç oluyor. Adam geldi gitti odun gibi gitti. Odun gibi gittiyse nurlanması lazım. Odun ne yapılır? Meyve vermiyor kurumuş. Odun yani meyve verse meyvesini alacaksın. O zaman onu içini çıkartmak için yakacaksın onu. Evet nasıl ki çekirdeğin içinde bulunan bazı ince ve dakik asaplara gayet dakik nazik şeylere ehemmiyet verilip de üzerinde pek durulmuyor. Duruyor kenarda öyle diyelim. Çok az ve nadir olarak onlara ehemmiyet verildiğini görürsün. Ta o çekirdeğin içindeki bütün damarlar inkişaf edip haşmet ve azametle vazifeye başladıkları zaman ehemmiyet ve kıymet verilir. Aynı evde habbe-i kalbin dahi öyle kamine ve naime kamine ve naime uykuda uyanmamış daha. Uyanmamış. Kamine örtülü galiba. Örtülü üstü. Hadimler vardır ki eğer bunlar kalbin hayatıyla intiba gelip imbisat peyda etseler, genişleyip yükselseler eğer bunlar kalbin hayatıyla intiba gelip İnbisat peydasır, kalbin hayatıyla diyor, dikkat et. O zaman hadimlere beraber o kalp, kainat bostanlarında tuyur seyyare gibi ziyarete başlarlar. Üstad gibi zaten bir fil oluyor artık. Alimlerde dolaşıyor. Ruh burada dururken... Ayet-i Kübra değil mi? Evet, var evet. O medresesine gittim, şuraya gittim. Bak, alimlere girip çıkıyor, yaşıyor, evet. Allah. Ve o letaifler o derece inbisat edebilir ki, o insan Allah'a hamd etmek için elhamdü ala külli mahsulatihi diyecek kadar yükseltir. Bütün mahsulatı beraber şükrediyor. Çünkü der, bu mahsulat ilahi benefişin mettadır. Çünkü o mahsulat şeyden maksat biziz yani. Her bir insan. İnsanın bir insandır yani. Evet. Hatta kalbin en ehven ve en zayıf ve en ehven hadimlerinde olan kuvve-i faraziye ve hayalinin dahi, faraziye ayrı, hayali ayrı mı? Tabii. Dahi çok acip vazifeler vardı. Mesela kendi mütevekkil olan sahibini zindanda mukayyet iken nezih ve güzel bahçeye götürüp gezdirebilir. Ve hem uyanık olan sahibini diyor bak, uyanık olan.
şartta veya garpta namaz kılarken başını Hacer-i adı koyup secde ettirir. Oluyormuş yani. Orada başını secde. Üstad 5 vakit namaz kılıyormuş orada. Hacer-i Esved. Görenler de var. Evet. Hacer-i adı koyup secde ettirdikten sonra sahibin eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah'ın iki şehadetini Hacer-i Esved'e emanet bırakıp tevdi ettirir. Hem malum ve meşhurdur ki harman semeratın başları olan sümbüller için yapılır, dövülür, onlar üzerinde muamelelere döner. Demek ehemmiyet verilir, istibga edilen yegane şey semeredir. İşte bunun gibi haşir harmanı da bin adimi intisar etmektedir. Amin. Bitti mi? Bitti. Subhaneke, subhaneke la ilme lena ilmetena, inneke entel alimun hakim ve ahir davahum, elhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha'tan as-salavat. Yeni başladık ya, neyse.